Selam arkadaşlar. Yeni bir videoda hep beraber buluştuk. Bu videoda Azure üzerinde Redis'li MVC bir web application yapacağız. Azure üzerindeki Redis'ten faydalanarak yapacağımız bir haber portalındaki haberleri Redis'ten çekeceğiz. Ayrıca haber detayı da yine Redis üzerinden gideceğiz. En başta dummy olarak herhangi bir datamız yok. Bundan dolayı dummy data oluşturup Redis'i dolduracağım. Öncelikle Azure üzerinde nasıl oluşturuluyor bir görelim. Normalde create resource dediğiniz zaman ve Redis yazdığınız zaman zaten karşınıza gelecek seçeneklerden Redis kişi seçiyorsunuz. Ben şimdilik oluşturmayacağım. Oluşturulmuş olandan faydalanacağım. Yapılmış var. Customer Redis şeklinde. Burada başlattığı zaman zaten start edebiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Burada da monitör edebiliyorsunuz. Anlık neler alındı, neler gidildiğini. Buradan da connection'larınızı ve SSL portu kapattım. 6379 portundan yayın yapıyorum. Ben Mac üzerinde Redis Desktop Manager kullanıyorum arkadaşlar. Hemen onu da size bir göstereyim. Şu. Gayet de güzel bir tool. Ben çok memnunum. Connection'ım var. Gördüğünüz gibi sıfır hiçbir key'im yok. Hatta şöyle yapalım. Konsolunu açalım. Buradan set name mesela adımı yazayım. Bir set edeyim. Geldi. Şimdi mesela refresh edelim. Yapacağım. Ha şurada özür dilerim. Gördüğünüz gibi name geldi. Hatta buradan üzerine direkt görebilirsiniz. Güzel bir editör. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Bunu değiştirebilirsiniz veya herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ben konsolda geldiği zaman da işte get name dediğim zaman da arkadaşlar görüyorum. Yani şu anda Azure üzerindeyim ve Azure üzerinde işler yapıyorum. Şimdi bir tane burada key'imiz var. Şimdi bu burada bir kalsın aşağıda veya kodlara gelelim. Biraz konuşalım şimdi. Şimdi ilk başta arkadaşlar bir iConfiguration'ım var. Bu benim iConfiguration'ım arkadaşlar. Redis üzerinde olan yaptığım configuration'larım olacak. Kendisi de zaten işte Microsoft'un iConfiguration Extensions Configuration sınıfından türüyor. Ben Service Stack kullandım Redis'le bağlı. Stack Exchange'de kullanabilirsiniz. Ben biraz daha Service Stack'e aşinayım öyle diyelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane modelimiz var. News model, haber modellerimiz. İşte ID'si, başlığı, açıklama, tarih ve bir de imajlarımız var. İmajları tabii ben önceden attım arkadaşlar. Hani haberin imajlarını. O da WWDroot altında, imajın altında. Önceden attım. Yani upload edilmiş gibi düşünebilirsiniz. Tabii de dummy datalar oluşturdum. Şöyle bir şey. Öncelikle Redis endpoint'imi oluşturuyorum. Bunu configuration'dan alıyorum. Yani nelerini? İşte host'unu, password'ünü ve portunu çalıştıracak portunu. O da şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bunu da app settings JSON altına attım. Burada gördüğünüz gibi Redis config şeklinde ayarladım ve burada bütün değerleri belirledim. Değerleri kapatacağım tabii. Ve arkadaşlar bu Redis config'teki bu özellikteki Redis endpoint'teki Redis config'teki host'u ve diğer yerleri bu şekilde özellikleri alarak yani web config gibi düşünebilirsiniz. Endpoint'imi oluşturuyorum. Şimdi bu news model count'umuz sıfırsa yani bu listede hiç kayıt yoksa öncelikle bu listeye bunları adım adım ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar dummy datalar. İşte resimleri buraya eklediğim upload resimler. Bu dummy haber datalarını ekledikten sonra Redis client'ıma bağlanıyorum. Flag yıldız şeklinde bir atım var. Yani şöyle yapacağım arkadaşlar. Bütün Redis'teki başlangıç key'lerim flag ve ID değeri olacak. Yani haberin ID değeri. Ve flag yıldız dediğimiz zaman flag ile başlayan hani aynı select işte yıldız from şeklinde düşünebilirsiniz. Like olarak işte flag ile flag yüzdeyle başlayanlar gibi bir hayal edebilirsiniz. Flag yıldızla başlayan herhangi bir kayıt yoksa tüm news modelleri gezip Redis arkadaşlar atıyorum. Service stack kullanarak. Daha sonra index sayfasına geldiğim zaman da arkadaşlar tekrardan gördüğünüz gibi tüm flag ile başlayan key ile haberleri Redis'ten çekiyorum. Ve bunları data listime doldurup view'uma gönderiyorum. Aynı şekilde detail'de de arkadaşlar. Bu sefer flag ID şeklinde bir pattern oluşturuyorum arkadaşlar. Bu pattern'e göre olan datayı çekip view'a dönüyorum. Yani kısacası filtreleme yapıyorum. Bana sorgu amaçlı gelen ID'ye göre. Şurada bir de title değeri var. Burada kullanmıyorum. Title'da yapmamın nedeni arkadaşlar. Detay sayfasında SEO amaçlı haberin başlığının da sorgulanması. Böylece o haber başlığına göre işte Google'da bir arama yapıldığında o haberle ilgili içeriğin gelmesi olasılığı artıyor arkadaşlar. Tamamen SEO amaçlı.
Bunun haricinde bir de size göstermek istediğim şey son olarak index detay ve Redis Config'in haricinde başka bir şey daha vardı göstermek istediğim. Startup CS'de herhangi bir özellikle ayar yapmıyorum. Sadece servis yani routing için belirlediğim bir durum var. Detay sayfasına gitmesi için. Bunun haricinde herhangi bir özellikle bir ayar yapmıyorum. Configuration'ı zaten başta geliyor. Bakıyorum başka bir şey var mı diye. Bir de view'um var arkadaşlar. Tabii onu da gösteriyorum. Index view'um bu şekilde. Burada Razor kullandım. İşte başlığa da ilk gelen haberin tarihi yani gezilecek olan haberin tarihini belirliyorum. Ve ikili şekilde sıralanmasını sağlıyorum. Modelleri gezerken mod 2'ye göre bakıp ona göre işte TR'ler, TD'ler açarak backendçinin kaderi maalesef. Haberlerin sayfaya ikişerli olarak dizilmesini sağlıyorum. Yani aslında Redis'ten çektiğim haberleri sayfaya basıyorum. Detail'de de arkadaşlar tek bir tane haberi ortaya basıyorum direkt. İmajın resmi, tarihi ve açıklaması var. Bir de Bootstrap kullandım. Yani bu uygulamayı çalıştırdığım zaman arkadaşlar bizim buradaki Redis'imizde key olarak 6 tane kaç haber yaptıysam bir de bu artması lazım. Bakayım hemen kaç tane haber girdiğime. Dummy olarak yaptığım. 1, 2, 3, 4, bir de name alanı. 5 tane key'in bulunması gerekiyor. Hemen deneyelim. Çalıştıralım arkadaşlar. .NET Run diyoruz. 5000 portundan çalışıyor. Uygulamayı ilk çalıştırdığımız an dummy datalarımız listemize dolacak. Redis'imiz boş olduğu için flag yıldızlı olarak Redis'imize tek tek kaydedilecek ve index sayfamıza da bu Redis'ten tekrar datalar çekilecek. Hemen görelim. Şöyle bir şey yapalım. Localhost 5000. Şimdi evet haberler geldi gördüğünüz gibi. Hemen Desktop Manager'ımıza gidelim. Oradan Redis'e bakalım. Ne alemde. Şimdi şurayı bir pardon. Yenileyeceğim. Ha şundan dolayı şu açık kaldı. Evet. Takılmış olabilir. Şu yani aslında da. Yenileyemiyorum. Yenileyemenin yukarısında açılıyormuş. Reload diyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 6 tane var. Flagler geldi. Haberlerle ilgili yapılar. Bakın. Modelimi de burada görebiliyorum. ID değerleri bu news modele göre oluşuyor arkadaşlar. Adını da belirledik. Çünkü nereden anladı onu da arkadaşlar burada atarken set ederken gösteriyorum servis stack'te. Burada belirledik. News model tipinde bir şablon oluşturacağımızı söyledik. Ve Redis'e bu şekilde attık. Gördüğünüz gibi flag ve ID var. Gerçekten de attığımız key'lerde flag ve ID değeri var. Yani flag yıldız dediğiniz zaman bana 4 taneyi verecek ki veriyor. Ayrıca ID'ye göre de filtreleyebiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi burada. Şurada detail'da. Flag ID şeklinde get dediğim zaman bize bu key'li olan aslında haberi veriyor direkt. Hemen görelim onu da. Buradan herhangi bir haberi tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Redis'ten bununla ilgili habere erişebildik. Hatta bunun Redis'ten geldiğini size tam olarak ispatlamak için mesela bu haberi veya şu motosiklet olan haberi kaldıralım. Yani ID'si 4 olan emin olalım. Buradan göreyim. Hayır ID'si 2'ymiş. ID'si 2 olan haberi kaldıracağım. Tamam mı arkadaşlar? Geliyoruz buradan servis siteğimize. Bunu siliyoruz. Şuradan siliyoruz. Yes. Süper. Hatta yenileyelim görelim. Reload. Bir daha gelsin. Gördüğünüz gibi ID'si 2 olan haberimiz yok. Yani ben buraya geldiğim zaman Redis'im dolu olduğu için 2 nolu IP'nin 2 nolu ID'li haberin gelmemesi lazım. Gördüğünüz gibi Redis'ten sildiğimiz için buradaki haber de gelmedi. Ama ben gidip eğer konsolda mesela burada flash all dersem arkadaşlar bu işte truncate table gibi bir şey arkadaşlar. Tamam silindi, temizlendi. Şimdi hatta buradan gösterelim. Reload dediğim zaman hiçbir şey yok, gelmeyecek.
Doğal olarak hiçbir kayıt gelmediği için arkadaşlar, Redis'imiz bomboş olduğu için ne olacak? Bir daha hepsi dolacak. Hemen gelelim. Refresh ettiğimizde yani 2 numaralı ID ile haberimiz de gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi sıralama bu şekilde belirleniyor. Detay sayfasında da yine servis istekli aynı sanki database'den bir filtreleme yapılıyormuş gibi geliniyor. Ve bunu Azure üzerinden çok hızlı bir şekilde implement edip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da raporlarımızı alabiliyoruz. İşte Redis'imizi istediğimiz, bunu makalede detaylıca belirttim, scale edebiliyoruz. Bence çok başarılı ve implementasyonu da çok kolay. Size de şiddetle tavsiye edebiliyorum. Ben 250 MB'lik basit bir paketi tabii ki kullandım. Siz kendi uygulamanızı da implementasyonda bunu çok daha detaylı kullanabilirsiniz. Çünkü Redis'in master ve slave mantığında implementasyonu ve bunun yönetimi biraz zahmetli. Çünkü bazen hani bu burada master bir problem yaşadığı zaman slave'lerden biri master'a haline gelmesi gerekir ve yüksek trafikte arkadaşlar data kaybına neden olabilir. Ama Azure üzerinde böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. O yüzden denenip test edilebilir. Kütüphane olarak da tabii ki .NET Core projesi kullandım. .NET Core MVC ve servis stack'le gayet güzel çalıştım. Size de şiddetle tavsiye ederim. İsterseniz bu videodan hani sonra makaleyi de detaylıca okuyabilirsiniz. Yeni bir makalede görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.